insan hücresi sayısından çok daha fazla. Yani bir insanın ne kadar hücresi varsa onun 10-15 katı yaklaşık bakteri taşıyoruz. Ben bu bakterileri taşırken tabii ki neyi kastediyorum? Herkes anlıyor. Faydalı bakterileri. Çünkü vücudumuzda faydalı bakteri var, zararlı bakteri var. Faydalı bakteriler bağırsakta inanılmaz işlere imza atıyorlar. Eğer faydalı bakterileri bağırsaktan bir müddet çıkarmanız mümkün olsa, inanın insan ömrü 2 ya da 3 gün, 5 gün, en fazla 10 gün. Eğer çünkü vücut tekrar bunu kurmaya çalışıyor ama kuramadığını düşünün, en fazla 10 gün yaşayabiliyorsunuz. O nedenle 1,5-2 kilo ağırlığında bakteri taşıyoruz. Yani bu ayrı bir organ olarak kabul ediliyor artık. Hatta daha ileri giderek şu söyleniyor. Bakterileri mi biz yaşatıyoruz, bakteriler mi bizi yaşatıyor? Biz bakteriler bizi yaşatıyor cümlesi çok daha ağır basıyor. Ve vücudun gerçek sahibi biz miyiz yoksa bakteriler mi? Vücudun gerçek sahibi bakterilermiş gibi düşünceler ya da düşünce üreten bilim adamları veya tıp adamları var. O yüzden insan sağlığını sağlayabilmek adına bence önce bağırsak sağlığını kurmak lazım. Bağırsak sağlığını kuramazsanız işler Arap saçına dönüyor. Artık bir daha geriye dönüş inanılmaz derecede zorlaşıyor. Yani bağırsak florası bozulmuş bir insanın bağırsağını düzeltmek için yapması gereken bir dizi olay var. Yani burada probiyotiklerle başlanan bir çaba var. İşte besinlerle başlanan bir çaba var. İşte ilaç kullanmamayla başlayan bir çaba var. 2 sene bunu GAPS diyetini yazan Natasha Campbell kendi kitabında bahsetmiş. Bağırsak florası bozulmuş bir insan 2 sene en azından çok ciddi, çok tedbirli veya çok iyi diyet yaparak yaşaması ve hiç antibiyotik kullanmamak şartıyla ancak 2 senede oturtabilir diyor. Yani o yüzden ipin ucunu kaçırmamak adına bağırsak sağlığına her şeyden önce dikkat etmemiz lazım.